Başlay. Değerli basın emekçileri, 02.11.2023 Salı günü kendini bilmez şahsın biri tarafından derneğimize, dernek ve üyelerimize ve hatta içinde Atatürk sevdası olan herkese yönelik hakaret ve tehdit amaçlı provokatif bir paylaşım gerçekleştirmiş. Ayrıca paylaşımı yapana destek amaçlı olarak hakaret ve tehdit yorumları yapılmıştır. Bugün Türk Ceza Kanunu'nun 216'ya göre halka kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama, Türk Ceza Kanunu 125'e göre hakaret, Türk Ceza Kanunu 106'ya göre tehdit içeren bu paylaşım ve yorumlar için suç duyurusunda bulunmak üzere buraya geldik. Mağlup şahıs tarafından yapılan paylaşıma konu olan pankartla hiç kimsenin hedef alınmadığının bilinmesine rağmen hedef kitlesi yine aynı şahıs tarafından bilinçli olarak yanıltılarak provokasyon yapılmaktadır. Pankarttaki uyarıyoruz sözüyle imamlara tehdit gibi saçma sapan bir söylemle imamlar ve mütedeyyin vatandaşların aklıyla alay edilmiştir. Atatürkçü Düşünce Derneği, kamu yararı gözeten dernekler statüsünde olan bir demokratik kitle örgütüdür ve yapılan her türlü yanlış uygulamada kuruluş amacına göre en önemli görevi uyarmaktır. Unutulmamalıdır ki 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden önce de kurumları, iktidarı sürekli uyarmış ve haklı çıkmıştır. Bu uygulama derneğimizin en önemli işlevi ve görevidir. Yine pankarttaki çocukları korumak sözünden de bilinçli olarak aynı şahıs tarafından farklı anlam çıkarılmak istenmekte ve yine aynı hedef kitle yanıltılmaktadır. Okullarda görev alan öğretmenlerin tümü pedagojik formasyon eğitimini tamamladıktan sonra bu mesleğe layık görülmektedir. Bu eğitimi almayan hiçbir kimse eğitim öğretim faaliyetinde bulunamaz. Okullarda ÇEDİS uygulaması ile ilgili görevlendirilecek din görevlileri de bu eğitimi almamış kişilerdir. Değerler eğitimini eğitim bilimine uygun olarak öğretmenler zaten vermektedir. Hem bilimsel eğitim dışında olan her uygulamadan hem de mesleği ne olursa olsun pedagojik formasyon eğitimi almamış herkesten çocukları korumak gerekir. Çocukları korumak eğitim anlayışı ile ilgili bir konudur. Pankartın imamlarla uzaktan yakından bir ilgisi yoktur. Malum şahsın kendisi imamlarımızı yaptığı bir yorumla pamuk tıkayan kişi olarak zaten aşağılamıştır. Yine aynı şahıs kendi gibi düşünmeyenlere imamların pamuk tıkamamalarını, cenazelerinin de camilerden kalkmamasını salık vererek yaptığı provokasyonu bir adım yukarıya çıkarmıştır. Bu yorumları birçok kişi tarafından da beğeni almıştır. Bu düşünceler Kur'an'a uygun olmayıp faşizan bir yaklaşımdır. Yapılan faşizan paylaşım ve yapılan yorumların çoğu incelendiğinde samimi bir Müslümanın kabul edeceği şeyler değildir. Değerli basın emekçileri, yaptığımız suç duyurusuyla ilgili olarak Türk yargısına bir kez daha güvendiğimizi belirtmek isteriz. Biz ne yaptığımızı biliyoruz ve yine uyarıyoruz. Herkes kendi işini yapsın. Atatürkçü Düşünce Derneği.